Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dibia'nın G22 modelinden bahsedeceğim. Öncelikle bunu kendimiz için değil, annemiz için aldık. Biz evde 2 yıldır falan Dyson'un V8 modelini kullanıyoruz. Ve bu dikey şarjlı süpürgelerin çok insanı rahatlatan bir şey olduğunu bildiğimiz için anneme de almak istedik. Uzun süredir araştırıyordum fakat Dyson'ların fiyatı çok artınca farklı markalara yönelme ihtiyacı duyduk. Bu Dibia şu an çok fazla bilinen bir model, bir marka değil. 3 farklı modeli daha var arkadaşlar. F20, FC20, HC20 diye. Genelde yorumlar üzerinden karar verdik. Çok fazla inceleme videosu yok. Onun için inceleme videosunu çekip almak isteyenlere rehberlik etmek istedim. Burada tabii ki Dyson'la belli başlı karşılaştırmalar yapacağım. Arada 2 kat fiyat farkı var. Aynı performansı bekleyemeyiz ama belki Dyson'ın markasına ödediğimiz bir ücret de olabilir. Bizi yanıltacak bir performansı da olabilir. Dibia'lar arasında niye bunu seçtiğime gelirsek arkadaşlar, özellikleri epeyden karşılaştırdım. Siz de bakabilirsiniz. Bana bunun özellikleri benim kullanımıma daha uygun geldi. Şarj süresi daha kısa ve daha uzun süre kullanılabiliyor. 3 farklı moda olması gene bir avantajdı. Ben 2800 liraya aldım. Şu an 3000 liraya kadar fiyatlar çıktı. Diğer modeller de genelde böyle 2700-2800 civarında. Siz de incelemenizi ona göre yapıp karar verebilirsiniz. Bu videodan sonra Dyson'la ayrı bir karşılaştırma videosu çekeceğim. O videoyu da izlemek isterseniz, kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hemen kutu açılışına başlayacağım. Ben bunu hepsi buradan, satıcısı hepsi burada olmasına dikkat ederek aldım. Şuradaki durum rahatsız edici ama sanırım bir iç kutu var. Sanırım bu dıştaki kutu koruyucu olması gereken kutu diye düşünüyorum. Buraya kullanım kılavuzu ve garanti belgesini koymuşlar. Hemen bunu bir çıkartayım. Garanti konusunda satıcısı hepsi burada olduğu için sıkıntı yaşayacağımı sanmıyorum. Yeni bir marka olsa da. Yani böyle büyük şirketler genelde sattıkları ürünlerin arkasında duruyorlar. Evet. Dibia bir kartını da koymuş. Ulaşım için şöyle bir numara da var. Bu da güzel. Dibia Türkiye'den de aynı zamanda ulaşabileceğimizi belirtmişler. Evet, tahmin ettiğim üzere bu dıştaki koruyucu kutuymuş. Ürünün kendi kutusu içeride ve hiç zarar görmeden gelmiş. Zaten hepsi buradan böyle bir amatör bir gönderim beklemezdim arkadaşlar. Şimdi bakalım kutu içeriğine. Burada da bir kullanım kılavuzu var. Üstünde olan anlaşılan Türkçe olanıydı. Henüz içine koymamışlar. Bu arkadaşlar işte önemli bir parça. Bu modeli öne çıkaran parçalardan birisi. Şu şekilde kıvrılarak sizi rahatsız etmeden koltukların altını temizlemenizi sağlayan bir parça. Burada ana başlığımız var. Ana başlığa gördüğünüz gibi bakın arkasında şöyle bir mop kısmı var. Bu ekstradan bir aparat. İşin aslı bununla ilgili çok büyük bir beklentim yok. Çalışma sistemini inceledim. Burada bir mıknatıs var arkadaşlar. Mıknatıs da buraya yapışıyor. Buraya suyunuzu koyuyorsunuz. İşte burada bir sadece mekanik bir damlatma var. Şuradaki küçük küçük delikler var bakın, bilmiyorum. Evet, şuradaki küçük deliklerden aşağıya doğru bir damlatma oluyor. Siz süpürürken bir yandan arka taraftan da bu da temizliği yapıyor. Bu ana fırça, dediğim gibi ana fırça, şöyle bir değişik bir durum var arkadaşlar. Yani şöyle komple daha şöyle bir fırça da beklerdim aslında. Bir saniye onu da göstereyim. Bu koltukları temizlemek için olan küçük fırça. Şöyle bir başlık beklerdim ana fırçada. Ama burada böyle bir şey tercih etmişler. Sanki şu kısımlar daha sert. Aslında öyle bir şey de yok. Sanki daha çok görsel gibi. Hafif belki birazcık. Şurada birazcık daha sert bir kısım var. Hem halılar için hem de sert yüzeyler için uygun bir fırça yapmaya çalışmışlar anladığım kadarıyla. Ama tabii kullanımda nasıl bir etki olduğunu zamanla göreceğiz arkadaşlar. Yedek bir tane mop var. Bu güzel bir özellik. Bunun yedek parçaları da arkadaşlar bu arada internette satılıyor. Şöyle herhangi bir mop, bu boyuttaki herhangi bir mop şuralardan bu şekilde oturtulabilir. Yedek parçaları falan var internette. Bilmiyorum, artık herhalde piyasada uzun süre kalır gibi geliyor. Çünkü fiyatlar falan çok iddialı ürünleri. Böyle bir uç var. Şu şekilde iki ayrı şekilde kullanılabiliyor. Yine kumaş yüzeyler için olduğunu söylediği şöyle bir uç var. Uzatma borusu var. Ağırlığı gayet iyi. Burada tabii ki ağırlık da önemli konulardan birisi. Tabii ki süpürgenin
ana kısmı var. Motorun olduğu kısım arkadaşlar. 25.9 volt lityum iyon teknoloji yazıyor. Evet, direkt çalışmasını gördük. Ben Dyson'dan alışmışım. Basılı tuttum. Bunda basılı tutma yok. Sadece bir kere basıp çekmeniz yeterli. Şunlardan hemen kurtulabiliriz. Bunlar işte hızını arttırmayla şuradaki düğme değişik modlar için arasında geçiş sağlayacak. Bu en düşük mod anlaşılan. Biraz daha güçlü. Bu da en güçlü mod. Pili çok yüksek değil şu an. Şarj etmek gerekecek. Hemen şeye merak ediyorum. Toz boşaltma olayının nasıl olduğunu. Bu çok önemli bir durum. Şuraya basınca boşaldığını söylüyor. Ama Dyson'da muhtemelen kendini ürettiği bir durum var. Bu aşağı indiğinde şuradaki şu gördüğünüz parça da yukarı doğru çıkıyor. Böylece arkadaşlar çok rahat bir şekilde boşalıyor. Kutu içeriğine bakmaya devam edelim. Burada da şarj adaptörü var. Hızlı şarj olabiliyormuş arkadaşlar. 3,5-4 saat gibi bir sürede şarj olabildiğini söylüyor. 24 wattlık bir gücü var. Fena değil gerçekten. Burada da arkadaşlar duvara sabitleme aparatı var. Bu sadece duvarda durması için, hani buraya oturttuğunuzda otomatik olarak şarja başlamıyor. Temizlik için de bir tane fırça koymuşlar. Kutu içeriği böyle arkadaşlar. Şimdi detaylı bir incelemeye başlayalım. Denemeye başlamadan önce şarj etmek doğru olacak. Çünkü çok fazla dolu değil. Bu arada ilk şarj işte sabaha kadar yapın, tamamen dolmadan çıkarmayın falan. Bunların hepsi lityum iyon piller için artık geçerli olmayan şeyler. Bunlarla ilgili iPhone pil sağlığı üzerinden açıklamalar yaptığım bir videom da vardı. Onun da hemen linkini aşağıya bırakabilirim. Ona da göz atabilirsiniz. Evet, adaptörün giriş yeri şurada. Bayağı da güzel gizlemişler. Ben işin aslı burayı vida yeri zannetmiştim. Ama bakın adaptör girişi içinmiş. Dolma durumunu sanırım şuradan takip edebiliyorum. İkinci ışık yanıyor. Muhtemelen bir süre sonra üçüncüye ve sonra tamamen durduğunda dolduğunu anlayacağım. En azından çekim yapacak kadar dolmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu dolarken ben bir yandan da size özelliklerinden bahsedeyim. Dakikada 120 bin devirle çalışan bir motoru var arkadaşlar. 380 watt ile 420 watt arasında anladığım kadarıyla çalışıyor. Kendi sitesinden aldığım veriler bu şekilde. 2200 mAh'lik lityum iyon bataryası 25.9 voltluk adaptörle 3 veya 4 saatte dolabiliyor arkadaşlar. Bu gayet hızlı bir değer. Dyson'la karşılaştırmam gerekirse Dyson yaklaşık 5 saatte doluyor. En düşük modda 48 dakika çalışıyor arkadaşlar. Dyson için gene bu 40 dakika civarında. Burada 8000 Pascal'lık bir emiş gücüne sahip olduğunu söylüyor. Bir üstünde 15000, en güçlü halinde ise 29.000 Pascal'lık bir çekim gücü olduğunu söylüyor. Bu gerçekten gördüğüm kadarıyla güçlü bir değer. Ama tabii bunu denedikten sonra anlayabiliriz birazcık da ne olduğunu. En düşük modda 48 dakika, bir üst orta modda 22 dakika, en güçlü modda da 10 dakika çalışıyor. Buradaki 10 dakika sizi yanıltmasın arkadaşlar. Bu değer aşağı yukarı diğer ürünlerde de böyle. Yine Dyson için söylemem gerekirse V8'in 2 modu var sadece. Normal modda 40 dakika, güçlü modda 7 dakika süpürebiliyor. Zaten devamlı o modu kullanmıyorsunuz. Bunların arkadaşlar bir de işin aslı emiş gücünden ziyade, yani bu halıya yapışıp bunu bırakmayacak makineler değil bunların hiçbiri. Buradaki fırçaların devamlı halının içinde dolaşması zaten o tozların hemen hareketlenmesini sağlıyor ve az bir emiş gücü bile olsa bu tozları rahatlıkla çekebiliyor. Zaten o süpürgeler, çok yüksek emiş güçlü süpürgeler artık ondan da size cazip gelmiyor bir süre sonra. Çünkü devamlı işte halıya yapışıp halıdan sökülmeyen makineler değil arkadaşlar bunlar. Ama hazneye baktığınızda normal bir süpürgenize göre, evdeki süpürgenize göre çok çok daha fazla iyi temizlik yapabildiğini görüyorsunuz. Burada 0.7 litrelik bir toz haznesi var. Yine arkadaşlar ortalamanın üzerinde bir değer. Gürültü olarak bakarsak da 75 desibellik bir gürültüsü var arkadaşlar. Bu arada bakalım şarjdayken çalışabiliyor mu? Şarjdayken çalışmıyor. Genelde zaten bu durum çoğu model içinde arkadaşlar bu şekilde. Buradaki su tankının verisi de bizimle paylaşılmış. Buradaki su tankı da 260 mililitre civarında. Ürünün ağırlığı da arkadaşlar 2.4 kilogrammış. Muhtemelen şu ara aparat falan olmadan
yapılmış olabilir bu ölçüm. Olmadı ölçümü de kendimiz de yapabiliriz. Ara aparatla veya ara aparatsız. Bir de zaten burada gene önemli olan arkadaşlar bunun elinizi, bileğinizi nasıl hissettirdiği, tutuş açısının iyiliği veya kötülüğü bu konuda daha önemli etkide oluyor arkadaşlar. Yine Dyson'la karşılaştırmam gerekirse V8 modeli 2.6 kilogram. Ondan 200 gram daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Bataryanın çok rahat bir şekilde sökülebildiğini görmüştüm arkadaşlar. Bakın şurada bir düğme var. Bu düğmeye basıp çektiğinizde gerçekten de batarya çok rahat bir şekilde geliyor. Yedek bataryayı alıp süreyi artırmanız mümkün. Ama tabii ki bence yeterli olacaktır arkadaşlar. Düşük modda veya orta modda kullanarak 2 artı 1, 3 artı 1 bir eve çok rahat bir şekilde süpürebilirsiniz diye düşünüyorum. Dibeya G22'nin aparatlarını ayrı ayrı değerlendirmek gerekirse arkadaşlar bu zaten ana başlık. Bu olmazsa olmaz tüm makinelerde olan bir başlık. Performansını deneyince göreceğiz. Bu başlık arkadaşlar bence çok önemli. Ben bir tane makineyi bu başlık olmadığı için almaktan vazgeçtim işin aslı. Koltukları temizlemek için çok güzel yere sürmediğiniz ayrı bir ucun olması ve yine böyle içinde döner bir başlık olması bence çok önemli. Bu parça bilmiyorum denedikçe önemini göreceğiz ama bana çok önemli parça gibi gelmedi. Bu da yine zaten klasik parçalardan bir tanesi. Şuradaki tüylerin olması çok bir şey ifade eder mi bilmiyorum. Ben işin aslı eksikliğini hissettiğim şöyle bir parçası var arkadaşlar. Bu buna ait değil, Dyson'a ait bir parça. Bununla klavye gibi hassas yüzeylerdeki tozları çok rahat alabiliyorsunuz. Böyle bir parça olmasını isterdim işin aslı sadece. Bu ara parça çok kullanışlı olduğunu söylüyorlar. Tabii şimdiye kadar kullanmadığım için ne derece etkili bilmiyorum. Ama kullanınca çok işe yarar bir parça gibi gelebilir. Buradaki parça da dediğim gibi benim en az önemsediğim parçaydı. İşin aslı bundan çok büyük bir performans beklemiyorum ama deneyince tabii ki tekrar yorumumu paylaşacağım sizinle. Bir süre şarj olmasına izin verdim arkadaşlar. Şu an fena bir değerde değil. Ben kitapçıkta okuduğum bazı bilgiler var. Onları paylaşmak istiyorum sizinle. Temizlik yapmak için şuraya basmayı gerektiğini söylemiştik zaten. Daha sonra şuradaki bu koniyi de rahatlıkla çıkarabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Bu kısmın suda yıkanabilir olduğunu yazıyor ama tabii ki yıkadıktan sonra 24 saat kurutulması gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Ama ben çok sık sık yakacağımı zannetmiyorum. Tekrar takarken de aynı şekilde getiriyoruz. Ha, bu arada bakın şuradaki parça da anlaşılan oturması gerek güzelce. Yani bu parçanın böyle hareket etmesi işin aslı çok hoşuma gitmedi. İçeride serbestçe dolaşıyor arkadaşlar bu. Düzgün açıya getirip koymak gerekiyor. Şimdi ürünü arkadaşlar işin aslı çok kaliteli hissettiriyor. Her yerinde ama şu parça gerçekten birazcık rahatsız etmedi değil. Ama bu zaten sürekli yapacağınız bir temizlik değil. Tarih olarak bir öneri göremedim ama ben kendi adıma çok sık bunu suya sokup yıkacağımı zannetmiyorum arkadaşlar. Takarken de yine buradaki çentiklere dikkat ederek oturtuyorsunuz ve çevirdiğinizde direkt girmiş oluyor arkadaşlar. Yine temizlik için yapabileceğiniz şeylerden birisi de buradaki HEPA filtreyi sökmek. Bakın zaten şuradaki işareti buraya getirdiğinizde HEPA filtre çok rahat bir şekilde çıkıyor. Bu HEPA filtreyi de yine suyla temizleyip 24 saat kurumasını bekledikten sonra geri takabileceğinizi söylüyor arkadaşlar. Bu da yine çok sık yapılacak bir şey değil diye düşünüyorum. Ama belli bir aralık vermemiş. Bu HEPA filtrenin temizlenme zamanı ile alakalı şurada toz çekme etkisi ideal değil kısmında arkadaşlar işte filtre sistemini temizleyin yazıyor. Bence de o güdülebilir. Temizlikle alakalı şekilleri de size göstermek istiyorum. Bakın burada arkadaşlar işte nasıl sökebileceğinizi ve iki parçayı da suyla yıkayabileceğinizi söylüyor. Yine temizlik için arkadaşlar içindeki fırça bu şekildeydi hatırlarsanız. Bunların kullanım şekli genelde şöyle oluyor. Buraya işte dolanan saçları kesmek için şu şekilde bakın burada bir bıçak var. Bununla kestikten sonra bu kısma tırmık diyorlar. Bu kısımla temizleyebiliyorsunuz o saçları arkadaşlar. Veya elinize direkt çekerek de yapabilirsiniz. İçindeki fırçada gördüğüm kadarıyla kolay bir çıkış yöntemi var. Burada bakın aşağıya doğru çekmemi söylüyor. Çektikten sonra evet direkt buradaki parça kalktı ve şuradan çekip alabiliyorsunuz. Gerçekten inanılmaz pratik. Tekrar
takması da çok kolay. Ben de mesela şu an sizin gözünüzün önünde ilk defa denedim bunu. Benzer şey bu fırça için de geçerli arkadaşlar. Bu fırça da yine sökülebilir fırçalardan. Şuradaki aparatı şuraya getirdim. Sonrasında bu ise arkadaşlar bu tarafa doğru direkt çekiliyor. İşin aslı yine Dyson'la karşılaştırmak gerekirse Dyson'dan daha pratik olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar bu fırçaları sökme işinin. Şimdi artık gerçek ortamlarda temizlik yaparak denemeye başlayabiliriz. Bu parçaların takılıp çıkarılması gerçekten çok kolay. Rahat bir şekilde takıp çıkarabiliyorsunuz. Ürünü bu arada arkadaşlar kendim de ölçtüm. Şu haliyle yani orijinal haliyle 2300 civarında. Ekstra aparatları takarsanız işte o bükülme aparatı veya mop aparatını takarsanız 2450'lere falan geliyor. Yani yazdığından bile daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Denemeye arkadaşlar böyle zor bir halıdan, şegiden başlamak istiyorum. Direkt çalıştırdığım anda önce orta kademede çalışmaya başlıyor. Buradan isterseniz arttırıp azaltabiliyorsunuz. Gürültüyle alakalı şöyle bir şey fark ettim ama. Ön taraftaki o fırça da bir ses yapıyor, ses kirliliği yapıyor. O birazcık rahatsız edici işin aslı. Ve ışığın olması belki bazı anlarda hoşuma gidebilir ama şu an gereksiz yere yanıyormuş gibi geldi. Gereksiz yere şarjı harcıyormuş gibi geldi. Tabii daha sonra ileriki kullanımlarda nasıl bir hissiyat oluşturacak bilmiyorum. Açılıp kapansa daha iyi olabilirdi belki. Işığın olması hemen şu köşeye gelince yalnız etkisini gösterdi arkadaşlar. Köşelerde gerçekten etkili. Gündüz evin için aydınlık bile olsa köşe kısımlarda işe yarıyor. Burada da yine farklı bir halı var arkadaşlar. Bunun üstünde bu sefer gerçekten yerde olan işte çocuğumuzun yere attığı kurumuş oyun hamurları falan var. Onları da çekerken göreceğim. Genelde orta düzeyde o 20 dakikalık şeyde yapıyorum. Zaten ilk açtığınızda orada başlıyor arkadaşlar. Düşürmek veya arttırmak isterseniz buradaki tuşa basmanız gerekiyor. Bu normal mod. Normal modda evet hemen yerdekileri çok rahat bir şekilde aldı. Şu sesi duymanız için şöyle biraz yaklaştırayım. Evet, iki tane halıyı hemen birazcık süpürdüm ve bakın gerçekten etkili görünüyor. Orta mod ideal gibi. Düşük mod birazcık bana düşük geldi işin aslı. Ama tabii ki tüm modları yerine göre kullanmak daha mantıklı olur. Koltukların altına girmek için olan aparatı da taktım arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğim. Şurada bir tuşu var. Bastığınızda hemen kıvrılabiliyor. Evet, gerçekten çok pratik kullanım olarak. Ama gene de bunu çekmeden, koltukları çekmeden tam olarak nereye yaptığınızı görmek birazcık zor olabilir. Belki alışılabilecek bir süreç de olabilir. Belki koltuklar değil de daha basit şeylerin altına girmek için kolay olabilir. Bu parçanın kullanımı da gayet pratik. Sadece bastığınızda hemen açılıyor arkadaşlar. Tekrar normal süpürmeye geçtiğinizde hiçbir yere dokunmanıza bile gerek yok. Normal şekle tekrar geri dönebiliyorsunuz. Yine önemsediğim parçalardan birisi buydu arkadaşlar. Evet, gayet güzel hissettiriyor. İşin aslı şu tarz fırçalar daha etkili gibi hissettiriyor bana. Orta modda iyi ama düşük modda çekimi birazcık bana güçsüz geldi. Gördüğüm olumsuzluklardan birisi arkadaşlar bakın toz yumağı orada toplandı. Şu an bassam bile artık o kısım hareket etmiyor. Ve şöyle bir sorun olacağını tahmin ettim. Şimdi bunu açtığımda evet bakın tam tahmin ettiğim gibi orada kaldı. Dyson bu konuda gerçekten çok iyi. Dediğim gibi şuradaki konu yukarı çıktığı için otomatik olarak arkadaşlar oradaki parça düşüyor. Burada da artık şöyle yapmak gerekecek ama tabii çok ideal bir çözüm mü? Emin değilim. Bu uç bu tarz köşelerde etkili olabilir arkadaşlar. Bu tarz yerlerde şu kullanılabilir mi diye denemek istiyorum arkadaşlar.
Yani çok ideal olmasa da iş görebilir. Komple şu şekilde tüylerle çevrili olsa daha etkili olurdu. Bu mop parçası gerçekten çok rahat bir şekilde takılabiliyor. Mıknatıslı olduğu için yerine geldiğinizde arkadaşlar otomatik olarak yerine oturuyor zaten. Şimdi ilk kez bunu deneyeceğim. Bakalım hafif hafif sanki yerlere su bırakmaya başladı. Şu an ideal ıslaklığı sağlamıyor arkadaşlar ve birazcık yapmak da zorlaştı işin aslı. Çok ideal bir parça gibi değil ama bilmiyorum uzun süreçte nasıl hissettirir. Bakın 1-2 dakika süpürdüm ama hala arkadaşlar şurası sadece nemli yani. Hani bilmiyorum, gerçi çok fazla su olması da tabii ki makine için de belki risk oluşturuyor olabilir ama emin olamadım. Gerçekten şu an yerlerde çok kötü durumda değil, onun için çok sonucu da gözlemleyemiyorum. Ama daha sonraki videoda daha ayrıntılı bilgi verebilirim. Şurada arkadaşlar bir leke vardı. Hemen ilk geçişte alamıyor ama birkaç kez üstünden geçtikten sonra o lekeyi temizlediğini gördüm. Birazcık daha iyi temizlediğini hissedebiliyorsunuz. Birazcık fikrim değişmeye başladı. 1-2 dakika geçtikten sonra buradaki nemlilik de artmaya başladı arkadaşlar şu an. Çok ideal bir orana geldi sanki. Son olarak arkadaşlar genel değerlendirmemi paylaşmak istiyorum. Yorum yapacak kadar kullandığımı düşünüyorum. Uzun süredir Dyson kullandığımız için de neler beklediğimi iyi biliyorum. Karşılaştırması da rahat oldu. Öncelikle buradaki bu boşaltma sisteminin çok iyi olmadığını söylemem lazım. Dediğim gibi buraya basıyorsunuz ama direkt dökülmüyor. Şu parçanın da hareket etmesi gerek şu aralara sıkıştığı için sıkıntı olabiliyor. Ama o da çok rahat çıkan bir parça. Ama oraya dokunmak tabii ki hoş bir durum değil. Fırçayla arkadaşlar buradaki ana parçayla alakalı. Bu fırçanın halılarda yetersiz olduğunu söyleyebilirim. Halılar için yeterli sertlikte çalışmıyor. Bununla ilgili hatta ekstradan bir fırça var internette satılan. Onu biraz önce sipariş ettim. Onunla çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Yine onunla ilgili yorumumu ikinci videoda paylaşacağım arkadaşlar. O fırçanın birazcık daha sert olduğunu söylemem lazım. Bu konuyu mesela Dyson arkadaşlar bu şekilde iki ayrı başlıkta çözmüş. Sert yüzeyler için böyle yumuşak bir fırça var. İşte bunun fırçasına benzeyen. Yani şunun fırçasına benzeyen. Ama bu fırça halıda çok etkili değil. Halıyı biz bununla kesinlikle süpürmüyoruz. Halılar için böyle bir fırça var. Ve buradaki şu kırmızı parça gerçekten de çok sert ve halıları çok güzel temizlediğini söyleyebilirim. Şuradaki siyah da daha yumuşak arkadaşlar. İşte buna benzer bir uç var. Şimdi size görselini de muhtemelen paylaşıyor olacağım. O ucu da sipariş ettik. O ucun fiyatı da an itibariyle 130 TL. Yani 2930 TL'ye gelmiş olacak. Karşılaştırdığımı söylediğim Dyson'ın fiyatı arkadaşlar şu an 6000 lira. Hala onunla 2 kat fiyat farkı var. Ve bu fiyat farkına göre bakarsak arkadaşlar fiyatına göre iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ama en düşük modda bence gücü birazcık yetersiz. Bir üst moda çıkmanız gerekiyor. Bu da çalışma süresini 22 dakikalara falan düşürüyor. Ama dediğim gibi muhtemelen diğer fırça geldiğinde fikrim birazcık değişecek. Onun dışında şu parçayı ilk anda çok sevmesem de, ilk almadan önce anlamsız bulsam da hoşuma gitmeye başladı. Bakın kullandıkça şurası şu an bayağı nemlendi. Ve gerçekten daha temiz olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ama kullanırken kullanım zorluğunun birazcık arttığını söylemem lazım. Normalde bunlar çok rahat kullanılan makineler. Kesinlikle hayat standartını yükselten makineler. Ama bunu taktığınızda birazcık daha zorlaştığını söylemem lazım arkadaşlar. Bence eğer bütçeniz bu civardaysa düşünmeden alabileceğiniz bir makine olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi abone olup bir süre sonraki uzun kullanım videosunu da izlemenizi öneririm. Şimdilik benim bu makine hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Hem bu şekilde bana destek olmuş olursunuz hem de arkadaşlar elimden geldiğince tüm yorumlara cevap yazmaya çalışıyorum. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.